Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Analizciler Amerika Xitay Saudi Sökpiti kelişiminin keyniği sürülüşü Şarkı Türkistan meselesi bilen münasibetlik buluşu mümkün değişmekte. Dovi Torun'un tünügünki haberde malum buluşa, analizciler Amerika-Xtay Saudi Sökpiti kilişimide zor ilgirleş bulup atkan bir peyitte, Amerika'nın kilişim imzalaşka aldırmayı atkallıqını aşkarlıgan bulup, bunun Şarkı Türkistan meselesi bilen münasibetlik işkerlikini bildirişti. Reuters agentliğinin bu aktiki haberde eğitilişçe, Amerika hükümetinin malum bir emeldari 11. ayda Çili'de imzalanmakçı bulgan Amerika-Xtay Saudi kilişiminin plan boyunca icra kılınmasıqı mümkünlikini, ama bununla bilen kilişimden bozulmaydıqallıqını bildirgen. O yana bu vaxtı toxtulup, kilişimge alaqadar mezmunlarının texi tuluq tayarlanıp bolalmaqallıqını, ama yanılı bu qetimliq kilişim imzalaşının muvaffaqiyetlik buluşini ümit kıldıqallıqını bildirgen. İki taraf otursidiki Saudi Sökpitide Şarkı Türkistan meselesi muhim amil dep karalışkı başlayan bolup, Germaniya avazı tori Amerika ciddi tayarlı kılıp atkan Saudi kilişimge alaqadar, İnçki tefsilatlarının Şarkı Türkistan meselesi bilen alakadır buluşu mümkünlükini bildirge. Kunzi İnstitutu müdürünün Belgiyaga kirişi çeklendi. 30. Oktyabr Belgiyadaki Seher Gezdi haberde malum buluşa, Belgiyadaki Kunzi İnstitutu müdürü Song Shin'nin Xitay Kompartiyasının casusi bolganlığı üçün Belgiyaga kirişi çeklengen. Haberde Song Shin'nin 2016 yılından başlap Brüssel Erkinlik Üniversitesi Kongzi İnstitutu müdürü bulup işleyen bulup, hizmet jarayanında casusluk kılganlığı sebeplik bundan keyin Belgiyaga kirişi ve kelgüsi 8 yıl içinde Avrupa Schengen vize rayonundaki 26 devletki kirişi çekilen geldiki. Song Shin'nin 10 yıldan buyan Belgiyada yaşayıp gelgeldiki, özünün kenarı alakı doğrudan paydalanıp, Xitay istihbarat organı üçün hizmet kılganlığı aşkarlanğan. Türkiye Pukhrası Doğan Erdoğan ayalım mağı yatlıq bolğallıqı üçün ceza lagırğı qamaldı dedi. Doğan Erdoğan Efendi Şarkı Türkistan'daki ceza lagırğı qamalğan Uyğur ayalı ve onun ailesi hakkıda guvahlıq berip, onlarının kutulup çıkışı üçün halkara cemiyetten yardım sorudu. Türkiye Pukhrası bolğan Doğan Erdoğan Efendi 2013 yılı tüncü qetim ürümçüge bargan bolup, bir mezgel işlep kayıtıp ketken. 2016 yılı gulcığı bargan vaxtıda hazırkı ayalı bilen toy kılgan. Ama Xitay dairleri onunla uzun müddet turuş ruhsatı vermegeçke, 3 ayda ya ki 6 ayda bir kıtım Türkiye'ye kayıtışkı mecbur bulgan. Şarkı Türkistan'da ceza lagerlerinin tesis kılınışıga ergeşip, Doğan Efendi'nin kayınatısı Tursun Ahmet kızını bir Türkiye yatlı kılgallıqı ve 18 yıl burun okuğan bir şiiri sebeplik lagerga kamalgan. Doğan Efendi'nin ayalının sınırlısı mı dadısı bilen okşaşla bir yıldın artık vakıttan buyan lagerga kamalgan. Doğan Efendi'nin ayalı yakında lagırgı solanğan bulup, onun 1,5 yaşlık balısı Keselcan anısıgı kıyılıp kalgan. Doğan Efendi Xitay elçihanları bilen alaqılaşkan bosumu hiç kandak neticege erişelmegen. Onun Şarkı Türkistan'a beriş talepimi ret kılıngan. O bizgi yazgan yazım bayanatı da, ''Mən Türkiye'nin Beycan'daki elçihanısıgı köp qetim telefon kılıp iltimas kıldım. Hazır menin kızım 1,5 yaşta. Kaynanam iğir kesel. Yakında ayalımını mı lagırgı elip getipdu. Türkiye'nin Beycan'daki elçihanesi her kıtım telefon kılığında münasibetlik yerlerini izdevatımız ama cevap gelmeyi vatıdu deydu. Şunu Türk elçihanesinin ümidimini üzüp silerge hat yazdım digerlerini bildirdi. Doğan Erdoğan Efendi kaynatısının Uygurlar arasında hürmetki sazaver bir kişi işgellikini bayan kılıp, kaynatam Uygur senetçiler, edebiyatçılar ve Uygur halkı arasında abroyluk şahsiydi. Uygur'un oltırışlarında şiir diklimasiya kılattı. Qolcığa kelgan danlıq kişiler çoxum onu izdep körüşüp ketetti. 2002 yılı Ürümçide ötküzülgen sənət keçilikide şiir oquğanlıqı üçün köp qetim tutup ketilip quyup berilgen. Ama bu qetimki dulqunda onu solap bir yıldın buyan quyup bermedi. Doğan Erdoğan Efendi onların terörizm bilen hiç qandaq alaqısı yoxluğunu bayan kılıp, kaynatam Tursunjan Ahmet bilen onun kızı Nazila Tursun'nın terörçülük bilen hiç qandaq münasibeti yok. Terörçülük bilen münasibeti bolgan bolsa, men kutuldurman dep Türkiye'nin münasibetlik idarelerine telefon kılıp yürmeydim. Kızını men bilen toy kıldırganlıqı ve 18 yıl burun yizip diklimasiya kılgan bir parça şiiri tüpeyli tutkun kılındı digerlerini bildirdi. 40. Kırgızistan'da yeni bir Uygur öldürüldü.
24 oktyabr Qirg'izistonning Manas aerodromida bir Uyg'urning jasadi topildi. 32 yoshli Husan Kerim 23 oktyabr kechasi uydan chiqib ketganicha yo'qolib ketgan. Aytsa uning Manas aerodrom tarafiga ketganligi aniqlangan bo'lib, oilasi shu uchurga asosan saqchi idorasiga ma'lum qilgan. Saqchilar egilgan ma'lumotlarga asosan Manas aerodromining mashina to'xtatish maydonidan uning Ford markalik mashinasini tepib Hüseyin Kerim'nin başkalar tarafından öldürülüp, jasadi maşinasının arka sandığına koyup koyulganlığını bayqagan. Ma'lum bo'lishicha Hüseyin Kerim Qirg'izistonning Soqoluq rayonu Komsomol ko'chasi o'ltirdigan bo'lib, u ilgari mayqachlash punktida ishlagan, keyin kirakashlik qilgan. Hüseyin Kerim ziyonkashlikka uchrashdan ilgari endi boshqalarga yetkazib beradigan 10 ming dollar pul bor ekan. 4 farzandlik Hüseyin Kerim jinoyatining hozir tekshirilayotganligi bildirildi. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komiteti Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini ma'qulladi. Sharq Turkistondagi siyosiy bastirish harakati xalqaradagi zo'r voqealar qatoridan o'rin olayotganda, Amerika hukumati izchil bu masala to'g'risida haqiqatni yoqlab, Uyg'urlarning zulmga uchrashini keskin ayiblab kelmoqda. Amerika hukumatining bu jihatdagi konkret va amaliy harakatlarining biri 2019 yili 11 sentabr kuni Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining Amerika Kengash Palatasida ma'qulliqdan o'tishida ifodalandi. Mazkur qonun loyihasi maxsus Sharq Turkistondagi haq va huquqlarning oyoq osti bo'lishini ayiblash, Xitoyning ichki va sirtidagi qonunsiz tutqun qilish, qiynash va parokanda qilish qilmishlariga xotima berishni mazmun qilgan bo'lib, uning Amerika Kengash palatasida ma'qullanishi bu qonun loyihasining oxirgi hisobda rasmiy qonun bo'lishidagi bir zo'r qadam ekan. 30 oktyabr kuni tushdan burun Amerika Davlat Majlisida Avam palatasining doimiy hay'atlar komiteti bo'lgan Tashqi ishlar komiteti mazkur qonun loyihasini muzokaraga qo'ydi. Muzakere yig'inida oldi bilan Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Elliot Engel bu qitimqi qarab chiqishga sunilgan qonun loyihalarining biri bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi haqida qisqacha tushuncha berib, Uyg'urlarning navbatda qanday zulmga uchrayotganligini yig'in ahliga yana bir qitim eskertdi. Bugungi muzokaraga qo'yilgan temalarning biri bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi haqida oldi bilan mazkur komitetning a'zosi Amerika Avam Palata a'zosi Michael McCaul so'z qildi. O sözde Xitay Kompartiyasining to'limi mudhish usullarda Uyg'urlarni bostirayotganligini, Xitay rejimining bu xil vahshiyonaligi va Uyg'urlarga qarshi o'tkazayotgan bu jinoyatlarning javobsiz qolmaydiganligini dunyoga ko'rsatib qo'yish lozimligini ta'kidlab, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning Xitayning Uyg'urlarga qilayotganlari 21 asrning yuziga tushgan dog' degan so'zni naql keltirdi. U dal mush xil sabablardan Uyg'urlar haqida texmo ko'p va amaliy harakatlarning bo'lishi lozimligini Bulupmu yer shari Magnitskiy qonuniga o'xshash qonunlarni ko'plab ma'qullab, Amerika shirkatlarining Xitoydagi Uyg'urlarga qarshi zulmga sherik bo'lib qilishini cheklash lozimligini bildirdi. Shu qatorda Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Saudiya ministrligining bu vaqtdagi qarorlarini qizg'in qarshi olganligini bildirib, Xitoy Kompartiyasining jazo lagerlarida majburiy amgak badaliga ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotni cheklashimiz lozim deb ko'rsatdi. Muzokaraga qatnashgan Avam palata a'zosi Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining aktiv tashabbuschilaridan biri bo'lgan Berat Sherman apandimi so'z elib, Uyg'urlarga munosabatlik ikki qonun loyihasining ma'qullanishi hozirgidek 1 milliondan ortiq Uyg'urning lagerga qamalganligi oydinlashib bo'lgan vaziyatda yana kelib Uyg'urlar g'oyat zo'r ko'lamdagi tutqun va bostirishga, til, madaniyat va diniy e'tiqod jihati yo'qotishga uchrayotganda, hatto chet ellarning fuqarolik huquqiga erishgan Uyg'urlarni xotirjamlikka ega bo'lolmayotganda Bekmu zurur ikkanligini bildirdi. Shundaqla buning bilan zulmga sherik bo'lguvchilarni ayirib olg'ili bo'ladiganligini ham alohida ta'kidladi. Mazkur qonun loyihasini o'ttirg'a elib chiquvchilardan biri Amerika Avam palatasining a'zosi Christopher Smith bu to'g'risida ishlangan xizmatlar, bulupmu Nancy Pelosi, Marco Rubio qatorliq vakillar shaxslarning harmay talmay bu masalani ta'kidlab kelayotganligi haqida ma'lumot berdi. U Xitoy rejimi navbatda Uyg'urlarga selayotgan zulmlarning 2-chi dunyo urushi mazgilida natsistlar Germaniyasi yahudiylarga ishlatgan vositalarga naqadar o'xshaydiganligini, bo'libmi uningdagi jazo lageri va majburiy amgak degan mazmunlarning hozir aynan o'ttirg'i chiqayotganligini ilgari surdi. Costco shirkatining mushxil majburiy amgakning mahsuli bo'lgan ballar kiyimlarini import qilishi buningga misol ekanligini, shu sababdan hozir bu masala haqida texmo ko'p xizmatlarni qilish mumkinligini Chunki Xitoy rejimining Uyg'urlarga qilayotganlarining yovvoyilar davridagi usullar ekanligini ko'rsatdi. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining tashabbuschilaridan palata a'zosi Ted Yoho apandi bu vaqtda o'z fikrini o'tirg'a qo'yib, hozir Uyg'urlarning lagerga qamalishi bilan birga bu joylarda ko'pligan jasad ko'ydirish o'rinlarining selinayotganligini ta'kidladi. Shundaqla agar hushyorligimiz bo'sh chiqib qolsa,
tarixdagi fojialar qayta takrorlandi deb ko'rsatdi. Bu haqda fikr bayon qilgan palata a'zosi Suzan Wild xonim navbatda Uyg'urlarga oid ikki qonun loyihasining muzokarada ekanligini, o'zining Uyg'urlar duch kelayotgan zulmning bevosita shohidlari bo'lgan Uyg'urlar bilan so'zlashganligini, Uyg'urlarning din, madaniyat, til qatorliq hammali jihatda og'ir bostirishlarga duch kelayotganligini bayon qilib, biz ilgari amda hargiz qaytlanmaydi deb va'da qilgan ishlar hozir qayta yuz beryapti. Shuning bu shuori haqida qayta o'ylanib ko'rishning vaqti mana shu topda yetib kelmoqda. Kelgusi avlodlarning bizdan bu vaqtda nimalarni qilganligimizni yoki nimalarni qilmaganligimizni so'raydiganligini unutmasligimiz lozim deganini alohida ta'kidladi. Muzokara vakillari mushu yusunda o'z fikrlarini bayon qilib bo'lgandan keyin yig'in raisi Eliot Engel yig'in vakillarining fikriga asosan bugungi muzokarada Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining tashqi ishlar komitetining ma'qullashidan o'tganligini tantanalik holda jakorladi. Ma'lum bo'lishicha bu qatimqa ma'qullash mazkur qonun loyihasining Amerika avom palatasining oxirgi ma'qullashidan o'tishidagi muhim qadam bo'lib, ikki palatadan tasdiqlangandan keyin uning rasmiy qonun bo'lishiga yo'l ochildi ekan. Avstraliya tashqi ishlar ministri Xitoy kishilik huquq dafsandichiligi sababli javobgarlikka tortilishi kerak dedi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Marisa Payne Avstraliyaning Sidney universitetidagi bir tadqiqot markazida nutq so'zlab, Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi sababli javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirdi. Marisa Payne'ning ta'kidlashicha, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasida kishilik huquqni suiiste'mol qilishlariga qarshi so'z qilish Avstraliyaning manfaatiga uyg'un ekan. U kishilik huquq dafsandichiligi har qanday yerda yuz bersa, uni so'zlaydiganligini ta'kidlab, aqlimizga kelganini so'zlash boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashganlik bo'lmaydi dedi. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini tanqidlagan g'arb davlatlarini Xitoyning ichki ishlariga aralashishi bilan ayiblab kelmoqda. Bu Marisa Payne'ning tunji qitim Xitoyni uning kishilik huquq dafsandichiligi sababli javobgarlikka tortishini ta'kidlashidir. Angliyadagi muhofizachi kesin xabar qilishicha Marisa Payne bu so'zlarni 29 oktyabr Sidney universitetining Amerika tadqiqot markazida nutq so'zlaganda ta'kidlagan. U Xitoyning javobgarlikka tortilishi kerakligi, chunki davlat ichida o'z fuqarolarining huquqiga hurmat qilgan va uni olg'a surgan davlatlar har vaqt xalqaro jamiyatning tehami yaxshi a'zosi bo'lishga tirishadiganligini bildirgan. U so'zda Uyg'ur masalasini tilga olib, biz Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqiga tutilgan muomilanimi o'tirg'i qo'yib keldik. Shundoqli biz yana chat elda turishliq avstraliyaliklarga adil va ochiq oshkora muomila qilinishini davomli kuchli ravishda talab qilamiz degan. Avstraliya hukumatı ilgari Xitoyning Avstraliyadagi Uyg'urlarga tahdid selishi, ularning Sharq Turkistondagi oila a'zolarini go'riga tutib, ularga besim ishiltishiga sal qarash bilan tanqidlanib kelgan edi. Mark Warner Uyg'urlar uchun kurash qilishni hargiz to'xtatib qo'ymaymiz dedi. Amerika Kengash palata a'zosi Mark Warner Amerikadagi bir yahudiylar tashkilotining davlat majlisida o'tkazilgan bir faoliyatida Uyg'ur faoliyatchilar bilan ko'rishib, o'zlarining Uyg'urlar uchun kurash qilishni hargiz to'xtatib qo'ymaydiganligini bildirgan. U bu so'zlarni Amerikadagi J ko'chasi nomli yahudiylar tashkilotining 28 oktyabr boshlangan davlat majlisidagi haftalik faoliyatiga qatnashgan Amerika Uyg'ur birlashmasi idora hay'atining a'zolariga aytgan. Bu Amerika Uyg'ur birlashmasi yangi idora hay'atlarining bu salohiyat bilan davlat majlisidagi bir faoliyatga qatnashishidir. Bu qitimqi faoliyatga tashkilot raisi Quzzat Altay, hay'at a'zosi Alfidar Iltabir, intizor qatorliklar qatnashgan. Hay'atlar faoliyat jarayonida yana Amerika Virginiya shtatining Demokratik avom palata a'zosi Jennifer Waxton, Delaware shtatining avom palata a'zosi Lisa Beron Trochester xonimlar bilan ko'rishib, Uyg'ur vaziyatining taraqqiyotini tanishtirgan. Shundaqla Uyg'ur kishilik huquq qonunining avom palatasida qachon ovozga qo'yildiganligi qatorliq masalalar haqida fikr almashtirgan. Qozog'istonlik Uyg'ur tanarkachilar orqa-orqadan dunyo chempionligiga erishmoqda. Yaqindan buyon Qozog'istonning ommaviy axborot vositalari Gresiyaning Krit orolida bo'lib o'tgan Braziliyacha jiu-jitsu, ya'ni erkin chelishish va mushlashish bo'yicha 14-17 yoshlardagi o'smirlar orasida dunyo musobaqasining o'tganligini xabar qilgan edi. Elorda axborot agentligi e'lon qilgan poytaxt tanarkachilari Gresiyadan medallar bilan qaytdi nomli maqolada ma'lum bo'lishicha, 24-25 oktyabr o'tgan mazkur musobaqaga 22 mamlakatdan 600 ga yaqin tanarkachi qatnashgan. Uningda Qozog'istonlik yosh tanarkachilar 5 oltin, 1 kumush va 1 mis medalga erishgan.
Xabar 24 agentligida berilgan Qozog'istonlik jiu-jitsuchilar Gresiyadagi dunyo musobaqasida 4 oltin medalga erishdi nomli maqolada musobaqa g'oliblaridan Serik Aldiyar, Anwar Dias, Ahmet Janov, Alixan va Abzal Zangarning ismi atilib, ularning har qaysisining o'z tarixiga ega ekanligi ta'kidlangan. Uyg'ur yigit Anwar Dias ifoda bildirib, "Men 3 odam bilan kelishdim. Birinchisi Gresiyaning, ikkinchisi Isroiliya mahiri edi. Birinchi o'rinda men Rossiya mahiri bilan kelishdim. Biz 55 kilogrammliklar bo'yicha kelishdik. Uningda 10 odam bo'ldi. Birinchi o'rinni men, ya'ni Qozog'iston, ikkinchisini Rossiya, uchinchi o'rinni Ruminiya bilan yana bir Qozog'istonlik oldi. Qozog'istondan 7 odam berib, hammasi medal bilan qaytdi. Men yana bir qatim Qozog'istonning tug'ini egiz ko'tirdim, ham buningga xushal bo'ldim" deganlarni bildirdi. Yana bir tarafdan Uyg'ur yigiti Dilmurod Mejitov Xitoyda o'tgan boks dunyo musobaqasida kumush medalga erishdi. Mazkur harbiy tanarkat musobaqasi 1948 yili xalqaro harbiy tanarkat kengash tomonidan tashkillangan bo'lib, egilishimizcha Qozog'istonlik bokschilar qatorida Uyg'ur yigiti Dilmurod Mejitov 64 kilogrammliklar bo'yicha kumush medalga erishgan. Dilmurod Mejitov Wuhan shahrida bo'lib o'tgan musobaqadan qattiq ta'sirlanganligini o'tirg'i qo'yib mundaq dedi. Albatta xoshal bo'ldim. Umrimdagi eng cho'ng musobaqalarning biri bo'ldi. Bir tarafdan o'zimning etini, bizning Uyg'urimizning nomini dunyoga tunutdim deb o'ylayman. Kelajakda Olimpik o'yinlarga qatnashish maqsadim bor. Trenerim Dulqon Kamikovga rahmat aytaman. Men bokschilardan birinchi navbatda Uyg'urlarning donqini ko'targan marhum Abdirashid Abdurahmonovni ulg'i tutaman. Ashu kishiga o'xshash bo'lgim keladi deganlarni bildirdi. Istanbulda internet va hakkerlik to'g'risida dars o'rinlashtirildi. Istanbulda faoliyat olib berayotgan Hira madaniyat va ma'arif vaqfi uzundan beri qarindoshlarimizga tur bexatarligi va hakkerlik haqida bir dars o'rinlashtirishni planlagan bo'lib, bu plan oxiri 10 oyning 28 kuni ro'yobga chiqdi. Dars bir hafta davom qildigan bo'lib, dars mazmunlari turmushimizda telefon va kompyuter qatorliq fan texnika mahsulotlarini ishlatamiz. Ammo bizning qo'limizdagi bu aloqa qurollari qanchalik bexatar? Istihbaratning hozirgi davrdagi muhim yordamchisi bo'lgan yumshoq detallar va fan texnika mahsulotlaridagi quloqlar. Facebook va Google qandoq shirkat, nima uchun bekorlik, tor qo'ymachiligi degan zodi nima qatorliq temalar asosliq mazmun qilingan bo'lib, darsni Amerikadan maxsus taklif qilingan kompyuter bexatarlik mutaxassisi Qaysar muallim va boshqalar so'zlamoqda. Dars o'rni Istanbul Safaköy rayonidagi Samovar choyxonasi ostidagi Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi zaliga o'rinlashtirilgan bo'lib, dars vaqti har kuni soat 11 da boshlandi. Hira vaqfi qiziqquvchilarning bu darslarga aktiv qatnashishini umid qilganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.